çarpma işlemini ilk öğrendiğimizde 1 çarpı bu işareti kullanmayalım. Evet 1 çarpı başka bir sayının yani 1'in herhangi bir sayıyla çarpımının sonucunun yine o sayıya yani aynı sayıya eşit olduğunu öğrenmiştik. Biraz düşündüğünüzde bu buradaki sayıdan bir tane demek olduğu için bu çarpımı yine bu sayıya eşit olacağını söylemek son derece mantıklı, değil mi? Normal ya da skaler çarpma işlemini düşündüğünüzde 1 etkisiz elemandır. Evet, 1 çarpma işleminin etkisiz elemandır. Yani 1 ile yaptığınız tüm çarpma işlemlerinin sonucu diğer çarpana eşit olur. Bu hatırlatmadan sonra, şu an işlemekte olduğumuz matris ve matrislerde çarpma işlemini düşündüğümüzde, insan aynı özelliğin matrislerde de olup olmadığını merak ediyor. Şöyle diyelim, I matrisi, I harfini şöyle koyu yapalım. Biraz fazla oldu ama neyse idare ediverin. Evet, I matrisi herhangi bir başka matris olan A ile çarpıldığında ve standart matris çarpım kuralları uygulandığında çarpımın çarpımın yani çarpma işleminin sonucunun yine A olacağı bir I matrisi var mıdır? Ne sormak istediğim galiba hala çok açık değil. Böyle değil mi? O zaman şöyle yapalım, bir A matrisi alalım. A matrisi ne olsun? 3'e 3 bir matris olsun. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi videoyu durdurun ve A matrisiyle çarpıldığında sonucun yine A matrisine eşit olacağı I matrisini bulmaya çalışın. Bir de ipucu, bir de ipucu vereyim. İşe I matrisinin boyutlarıyla başlamanız gerekiyor. Yani I çarpı A işleminin sonucunun A olması için I'nın boyutları ne olmalıdır? Buldunuz değil mi? O zaman şimdi gelin bir de birlikte yapalım. A matrisini şöyle aşağı alalım. Kopyala. Yapıştır. Ne dedik? Az önce söylediğim gibi, önce I matrisinin boyutunu bulmamız gerekiyor. I ile A'yı çarptığımızda sonuç A oluyor. Öyle değil mi? Yani bir matrisi 3'e 3 bir matrisle çarpıyoruz ve sonuç yine 3'e 3 bir matris oluyor. Şimdi matrislerde çarpma işlemi ile ilgili bildiklerimizi bir hatırlayalım. Öncelikle bu işlemin tanımlı olması için yani I'nın yani birim matrisin sütun sayısının A matrisinin satır sayısına eşit olması gerekiyor. O zaman A'nın 3 satırı olduğuna göre birim matrisinde 3 sütunu olacak. Ayrıca çarpımın boyutunun ya da şöyle söyleyeyim çarpım matrisinin satır sayısı birinci matrisin satır sayısına eşit olmalıdır. O halde bu matriste 3'e 3 bir matris. Bu arada çarpımın sütun sayısının da ikinci matrisin sütun sayısına eşit olması gerektiğini de unutmayalım. Bu, bunu tanımlar. Ortadaki bu iki sayının aynı olması, birinci matrisin satır sayısı ile çarpım matrisinin satır sayısının, bir de ikinci matrisin sütun sayısıyla çarpım matrisinin sütun sayısının eşit olması gerekiyor. Kısacası artık bunun 3'e 3 bir matrisi olması gerektiğini biliyoruz. Peki başka? Başka ne biliyoruz? çarpımın, yani işlemin sonucunun buna eşit olması gerektiğini. Evet, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi düşünelim, buradaki birinci eleman için bu satırla bu sütunu çarpacağız, öyle değil mi? Yani buradaki 1'i elde etmek için bir sayıyla 1'i, bir sayıyla 4'ü ve bir sayıyla da 7'yi çarpıp bunları toplamam gerekiyor. Çok ama çok basit düşüncem. 1 ile 1'i, 0 ile 4'ü, 0 ile 7'yi çarparsam ve bunları toplarsam ne olur? Olur değil mi? Bakın bu eleman için 1 çarpı 1 artı 0 çarpı 4 artı 0 çarpı 7 işlemini yapmam gerekiyor. Bu işe yaradı. Peki acaba aynı şey bu sütun içine geçerli mi? Yani bu eleman için bu satırı bu sütunla çarptığımızda da işlem doğru olacak mı? Bence olacak. 1 çarpı 2 artı 0 çarpı 5 artı 0 çarpı 8. Evet oluyor. Sonuç 2. Üçüncü sütuna baktığımızda da tahminen aynı şeyi göreceğiz. 1 çarpı 3 artı 0 çarpı 6 artı 0 çarpı 9. Sonuç nedir? 3. Artık ikinci satıra geçebiliriz. İkinci satır. İkinci satır buradaki elemanları belirleyecek. Örneğin bu eleman için bu satırı bu sütunla çarpacağız. Az önce yaptığımız gibi. Bu sefer de ortadaki elemanın kalmasını istediğimiz için gelin 0 çarpı 1 artı 1 çarpı 4 artı 0 çarpı 7 işlemini yapalım. Bu işlemin sonucu da, evet doğru bildiniz, 4. Bu satırın buradaki eleman içinde doğru olup olmadığına bakalım. 0 çarpı 2 artı 1 çarpı 5 artı 0 çarpı 8. Doğru, sonuç 5. Bu son eleman içinde işe yarayacak. Son olarak buradaki elemanlar için bu satırla bu sütun çarpılacak. Bu satırla bu sütun çarpıldığında da sonucun 7 olması için 0 çarpı 1 artı 0 çarpı 4 artı 1 çarpı 7 işlemini yapacağız. Bu satırla diğer sütunları çarptığınızda diğer elemanları elde edeceğinizi göreceksiniz. Bununla bunu çarptığınızda 8, bununla bunu çarptığınızda da sonuç 9 olacak. İşte bu kadar. 3'e 3 bir birim matrisi oluşturduk bulduğumuz birim matris 3'e 3 ve elemanları 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tüm birim matrisler bu şekildedir. Örneğin 2'ye 2 bir birim matrisimiz olsaydı, hemen yazayım, birim matris 2'ye 2, 1, 0, 0, 1 olacak. 4'e 4 bir birim matris desek, aynen tahmin ettiğiniz gibi, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1'dir. Sol üst köşeden sağ alt köşeye doğru, yani bu köşegen üzerine birileri diziyorsunuz. Birim matrisin en önemli özelliği bu videoda gördüğünüz gibi hangi matrisle çarpılırsa çarpılsın sonucun diğer matrise eşit olmasıdır. Şimdi size başka bir soru sorayım. Az önce i çarpı a dedik. Peki ya a çarpı i olsaydı? Unutmayın matris çarpımında sıra önemli. Sıra önemli. a ile i'yi çarparsak sonuç yine a mı olacak? Hadi bakalım bunu da siz bulun. Evet bu da sizin.